Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 günlük workshop serisinin ikinci konusu Firebase'deyiz. Ve Erol ve Sinan konuklarımız bugün. Onları da davet edeyim. Hey, Selam. selam. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, sen? Güzel gidiyor benim. İyidir. Güzel. Sinan, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Eğleniyoruz böyle işte her zamanki gibi. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Sunuma geldik diyormuş. Yine güzel bir eğitim olacak. Ben o zaman şeyden bahsedeyim, insanları toplamaya başlarken. Neden bu programı yaptığımızda, neden bu workshop serisi yaptığımızda? Google'un bildiğiniz gibi Solution Challenge adında bir yarışması var. Bu yarışmaya dünyanın her yerinden bütün öğrenciler katılıyor. Bu senenin konusu da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları dediği 17 konudan oluşuyor. Bunların içinde Life on Land, Gender Equality falan konuları var. Biz bunları yaparken aynı zamanda bizim ülkeden katılım artsın diye hekatonlar yapmak istedik. Önümüzdeki hafta ilk hekaton var, Planet. Sonraki hafta Prosperity. Sonraki hafta da People ve Peace temalı hekatonlarımız olacak. Bunlara katılmanızı çok isteriz. Ben birazdan chat'e atarım. Ve aslında ilk defa bu sene de Türkiye'de başlatılan bir program da var. Solution Challenge Incubation Program. Bu program da Hackathon'da yaptığınız projeleri aslında startup'a dönüştürmeni sağlayan da bir program. Onun linkini de bırakırım zaten ben. Firebase'e geri dönebiliriz. Süper. Bu hekatonlara biz de gelebiliyor muyuz yoksa öğrenci olma koşulu var mı? Evet, geçen hafta mezun olmasaymış Sinan mesela gelebilirmiş şu an. Erol gelebilir hala mesela. Aynen, gelebilirsin. Okey. Tamam. Üniversite Güzel. öğrencisi ve hepsini açık. Okey. Peki neden üniversite öğrencilerine açık değil deyip, açık değil deyip seni sıkıştırıyormuşum? Çünkü neden açık değil? Solution Challenge'ın sadece üniversite öğrencileri başvurabiliyor ya, o yüzden. Okey. Güzel. O zaman ben sana bir ekran paylaşayım. Birazcık Firebase konuşalım. Ve bakalım neler biliyoruz, neler anlatacağız deyip gidelim. Tamam. Bu arada katılanlara da tekrar hoş geldiniz diyelim. Firebase deneyim olan varsa önceden paylaşırsa bizle güzel olur herhangi bir Aa, kitle servisini. Sinan biz kimiz ya? Onu hiç konuşmadık. Evet, siz Slide kimsiniz? aç, onu slide'da konuşalım. Olur. Slide'ı ben gönderdim. Ben de açtım. Başlatalım. Tabii her şeyi göstereyim böyle. Aynen. Spoiler oldu. O zaman ben aşağıya Olsun. geçeyim. Chat'te olacağım. Linkleri atarım. Görüşürüz. Tamamdır. Sorun Görüşürüz. olursa vesaire direkt çekinmeden sor ya da soru alabilirsin. Gelen soruları biz cevaplayıp devam edelim. Ekranda paylaşabilirsin aynen. İnteraktif Tamamdır. olabilir. Evet. O zaman görüşmek üzere dedim. Müge'yi uğurladık. Sinan, sen kimsin? Neler yapıyorsun? Neden buradayız? Neden buradayız? Güzel. Ben Sinan Yılmaz. Android developer olarak Huawei'de çalışıyorum. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum Kütahya'dan. Aynı zamanda 2014 yılında üniversiteye girmiştim. O sıralarda GDC ekosistemine dahil olmuştum. 6-7 yıl oluyor yaklaşık işte. Bu süre zarfında hem Android geliştirmeye başladım üniversitede hem de Firebase'e ilgilenmeye başladım. Firebase ile etkinlikler yapıyorduk. Hatta bununla ilgili bir komitemiz var. Onu Erol'a bırakayım. Biraz daha anlatsın. Erol'la birlikte Firebase sunumları yapıyoruz. Android geliştiriyoruz. Bu şekilde gidiyor benim. Sen neler yapıyorsun? Benim de seninle aslında çok farklı olmayan bir kariyerim var. İşte birkaç şirkette Android developer olarak çalıştım. Bir şirkette 1,5 yıl işte full stack olarak JavaScript öğrendim. İşte en son Huawei'ye developer advocate pozisyonu için Android yazmaya geldim. Şu anda güzel projelere denk geldik. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz seninle birlikte. Bizim bir community'miz var Firebase Türkiye adı altında. Firebase Türkiye'yi biz Firebase'de Türkiye'de çok fazla içerik olmamasından kaynaklı. Daha doğrusu çok içerik var ama bunların birçoğu güncel kalamıyor ya da eskiyor. Biz de bunları toparlayalım, hep güncele götürelim ve tek Firebase konuşalım diye bir community kurduk. Sinan'la birlikte ve çok güzel bir Telegram kanalımız var. Şu an 130-140 kişi oldu sanırım diye düşünüyorum.
Ben Telegram linkini de private chat'ten atayım. Müge sen diğer Ben gruptan attım bile. paylaşsın. Bu linke gelip bize sorular sorabilirsiniz. Community içerisinde de artık kendi sorularını cevaplamaya başladı. O yüzden tatlı bir şekilde ilerliyoruz. Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım da daha çok insanın daha çok sorununu çözeriz diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Sinan? Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani gayet güzel açıkladığını dediği gibi Elul'un hepimiz birlikte ilerletiyoruz aslında grubu. Hani bir hiyerarşi yok tabii ki. Sadece soru cevap yapıyoruz. Use case'leri kullanıyoruz. Yani bizim sorularımız oluyor. Başkalarının soruları oluyor grupta. O şekilde güzel bir döngü var şu anda. Eğer hani mobil dünyayla veya Firebase'in geçtiği herhangi bir platformla ilgileniyorsanız gayet güzel olabilir bence de. Kesinlikle. Bir de şey, mesela deprecate olan teknolojileri ya da işte daha da gelişen teknolojileri ya da Google'ın Firebase Analytics mi, Google Analytics mi gibi sorularına cevap veriyoruz. Çünkü hala Evet. Seçemedik. Biz de seçemedik. Birazdan ya zaten Google da konuşacağız. Seçemedi aslında. Evet, kim daha iyi, yani kim daha iyi hangisine uyum sağladıysa onunla birlikte devam ediyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Ve ilk başta Firebase'in mission'ı var. Yani Firebase ne yapıyor diye Sinan sana sorayım ben. Firebase ne yapıyor? Firebase nedir? Evet, bunu hep genelde standart bir ölçüde ele alıyoruz ama bu sefer farklı cümlelerle bunu ele almayı düşünüyorum şu an. Doğaçlama yapacağım biraz. Firebase nedir? Tabii ki de hani dediğim gibi developerların, sadece mobil değil, web developer, game developerların, hatta sadece developer da değil, analitikle ilgilenen şirketlerin de işini çözdü az önce senin de bahsettiğin gibi. Bazı Amerika'ya yeniden keşfetmeye gerek kalmayan metotların hızlı bir şekilde kullanılmasına yarayan bir platform aslında. Birden fazla ürünü var kendi içerisinde. Bunun temel amacı ne? Siz örneğin bir işlemi farklı yollarla yapabilirsiniz, farklı yollarla çözebilirsiniz ama bunu sizin yapmanız, hani zaten halihazırda olan bir şeyi sizin yapmanız hem maliyet açısından hem developer maliyeti hem de maddi anlamda maliyet anlamında sizin giderlerinize ulaşacak. Firebase bunu ortadan kaldırıyor ve hani tüm sorumluluğu bana ver diyor, sen sadece projene odaklan diyor. Ben bu iş yükünün temelini alırım. Hani yapılması gereken zaten halihazırda şeyleri ve benim sistemlerim yapar. Sen sadece projenin ileride nereye gelecek, kullanıcılara nasıl hitap etmek istiyorsun bunu düşün diyor. Böyle bir ekosistem diyebiliriz aslında Firebase için. Süper açıkladın abi ya. Sen ne Hani diyorsun? Var mı eklemek istediğin? ya burada da hani direkt öndeki klasik cümlemiz daha iyi uygulama geliştirmek için Firebase kullanın ve daha scalable olması benim için önemliydi Firebase kullanırken. Mesela 1 milyon user'a ulaştığın andan itibaren normal bir backend'i yürütmek için DevOps engineer'lara işte DBA'lere vesairelere ihtiyacın var. Firebase'de alıyorsun ve büyümenin tadını çıkarıyorsun çok fazla strese girmeden. Google da bunu çok güzel destekliyor. Ve bir sonraki slide. Bu slide'da sanırım biz çok yaşlandığımız için bu slide hala var. Kesinlikle. Slide de yaşlandı bence sadece biz değil. Kesinlikle. Firebase ilk çıktığında yani firebase.com olduğunda o dönemde geliştiren arkadaşlar bunu bir real-time database, bir socket çözümü olarak ortaya çıkarmışlardı. Google Firebase ismini ve Firebase teknolojisini, real-time teknolojiyi alınca bunu bir platforma dönüştürme kararı verdi. Bizim için ilk hani ilk 2015-2016 yıllarında Firebase versus SQL, Firebase versus işte Postgres gibi karşılaştırmalar yapıyorduk. Bu yüzden biz de insanlara şey demeye başladık. Firebase bir database değil. Ya bunun aslında bence temel nedir? Hem dediğin şeyler ek olarak da adında base olması. Base olan her şeyi bir database algısı oluşturuyor bence developerlarda. O yüzden temeli bu yani. Acaba Firebase'e isim değişikliği önerisi mi yapsak buradan ne yapsak bilemedim. Ama dediğin gibi ilk marketing yapmışken çok zor bence. Ya 6 yılın ardında olmaz tabii aynen. İlk başta belki olabilir de. Evet. Firebase'in ilk aşamada gir istersen. Sen gir. Tamam. 3 aşamada ele alıyoruz Firebase'i. 3 tane kendi ailesi var. Bunların tabii ki de kendi içinde
Değişik kullanım metotları, değişik kitap kitlesi var. Bu tamamen projenizdeki artık kurgunuza bağlı. Build, quality, diğerini açar mısın? Hello. Sürpriz olsun. Grow'muş o da. üçüncüsü de grow. Ya, bu tamamen build tarafı tamamen developerlara odaklı. Aslında developerlar hepsi odaklı ama özellikle son kısımda işin içine proje yöneticileri biraz daha girebilir analitik tarafta özellikle. Burada build tarafta uygulamanızın sizin belli başlı geliştirirken standartları var. Ne bunlar? Requirement'ları var daha doğrusu. Login işlemi. Login yapmanız için bir yetkilendirme yapmanız lazım. Authentication servisi burada sizin bazı login işlemlerini ele alıyor. Ve sizin ekstra kendi serverlarınızda login ile uğraşmanıza gerek kalmıyor. Database gibi çeşitli şeyleri de var. Detaylı gideceğiz zaten ilerlerde. Quality kısmında uygulamanızın, web sitenizin, oyununuzun artık her neyse kalitesini ölçüyorsunuz aslında. Nerede ne var, nasıl crash var, nasıl bir performans veriyor. Veya ben bunu test için doğru kullanıcı nasıl ulaştırırım tarzında servisleri mevcut. Growth tarafında ise artık uygulamayı geliştirdiniz, crash'leri hallettiniz ve daha da ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Burada büyütmek istiyorsunuz uygulamayı. Bunun için tabii ki de kullanıcılarınızı tanımanız lazım. Burada da analitik ile ilgili servisler devreye giriyor aslında. Analitik ile ilgili servislerle kullanıcılarınızı tanıyıp nasıl daha iyi uygulamayı kullanabilirler o şekilde uygulamayı yönlendirmeniz lazım. Uygulamanın feature'larını, gelecek feature'larını. O tarz servisler de burada yer alıyor. Diyeyim. Elola diyeyim. Ve hangi platformları destekliyoruz dediğimizde ise iOS, Android, Web, C++, Unity, Flutter, React Native, Ionic hepsini destekliyor. Hepsini desteklemesinin ana sebebi ise tabii ki hepsinin altına native teknolojinin yatması ve bu native teknolojilerde de mesela web'de direkt JavaScript kullanabiliyorsunuz. Mobil ve mobil tarafta da iOS ve Android'de ise kendi SDK'leri mevcut. Hatta şu an Android tarafında SDK değişimine gittiler. Bu yeni bir özellikle artık SDK versiyonlarını siz yönetmiyorsunuz, kendisi yönetiyor. Çok da güzel bir karar oldu Kesinlikle. o. Bugün amacımız Solution Challenge'da sizin daha nasıl daha iyi Firebase kullanmanızı sağlamak aslında. Bu yüzden biz daha çok grow tarafa değineceğiz ve bu teknolojiyi nasıl kullanacağınızı. Bu teknoloji kullanırken işte diyelim ki authentication kullanmak istiyorsunuz. Bunun nasıl kullanırsınız, nasıl iyi yapılar oluşturursunuz üzerine konuşacağız. Daha çok building tarafta olacağız. Bunu da belirteyim. Şu bir önceki slayttaki sol taraftayız. Bütün sunum boyunca ve en sonunda da ufak birkaç app göstereceğiz. Belki demo app gösteririz. Bir şeyler ortaya çıkar ve deneme şansınız olur. Ne dersin Sinan? Başlayalım mı? Let's begin. Hadi Başlayalım bu yüzden. görüşürüz. Let's begin, Aldım aynen. gidiyormuş. Sen yap gidip böyle. Firebase Authentication nedir diye baktığımda yani ilk soruyu sorduğumda bana ilk karşıma çıkan şey Identity as a Service. Yani sizin kullanabileceğiniz tüm social networkler gibi login araçları, giriş yapabileceğiniz araçları size servis olarak sunan bir teknoloji. Ve ücretsiz. Buradaki tek ücretli servis ise Phone Authentication servisi. Bu da sanırım Avrupa şey, günlükçe aylık sınırınız 10 bin kişi. Daha sonrasında Amerika için 0,06 cent, Avrupa için 0,04 cent ödüyorsunuz. Bunun bayağı uyguna geliyor bu arada. Yani bir reklam parası kadar bir şey. Bir kere reklam izlediğimde o parayı çıkartıyorsunuz o kullanıcıdan. İçerisinde anonim user özelliği var. Email and password özelliği var. Başka ne özelliği var şu an düşününce? Bu. Ya aslında işte temel şey burada tabii ki Erol'un anlattığını ek olarak tek bir çatı altında topluyor olması hepsini. Hani siz bunları elbette kendiniz yapabilirsiniz serverınızda. Ancak hepsini tek tek konfigüre edip belli bir yapı oluşturmanız lazım. Belli bir maliyeti harcamanız lazım. Burada sadece standart hepsinin birer metodu var. Onları kullanaraktan aktif olarak kullanılabilir uygulamada. Aynı zamanda Firebase konsol üzerinden tek bir çatı altında tüm provider'lardan gelen kullanıcıları karşılayabilirsiniz diyorum. Ek olarak da
Sent'i ne kadar bilmeni takdir ettim. Yol, tebrik ediyorum abi. Buna da Yeni bir proje vardı. Onun için buna bakmıştım o yüzden. Anladım. Bir diğer tarafta kod yazdığınız kodu kısaltmıyor. Sadece backend kısmında yapacağınız işi azaltıyor. Yani client tarafı halihazırda işte Google Gmail login istiyorsanız gidip Gmail'in kütüphanesini ve Gmail'in login olabileceğiniz API'lere ihtiyacınız var. Facebook için de, GitHub için de, diğerleri için de. Buradaki en önemli şey sizin hepsini tek hani main function'larla yönetebiliyor olmanız olacak. Ve devam ediyorum. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa tabii ki. Yok yok. Ağzına sağlık. Cool. Bugün monitörümü yönetmekte zorluk çekiyorum. Main olarak 5 şekilde authentication servisini kullanıyormuşuz. Bunlardan bir tanesi Facebook, Gmail, Twitter, GitHub ve normal standart e-mail. Bunların her birisi Firebase Authentication içerisinde bir Authentication ID alıyor ve bu ID isterseniz Firestore'a yazdırabiliyorsunuz. Bunun içinde bir tane function'ımız var. Direkt create olan user'ı direkt gidiyor aynı e-mail ID ile bir user yaratıyor gibi şey yapabilirsiniz. Evet, burada hani 5 main'i gösterdik ama toplamda yanılmıyorsam 11 tane provider vardı. Eğer yenisi gelmediyse, çünkü devamlı ekleniyor. Apple Sign'in var, örneğin Google Play Game var vesaire. Birçok servis var o konuda. Çok servis var, çok. İşte en son 11'di yani. 11'in üstüne geldiyse yeni gelmiştir. İlk dörttü. İlk gün dört kişilik. Aynen. Facebook, Gmail, Twitter, anonim login. GitHub bile yoktu arkadaşlar. Bu arada Apple Sign'in gelme nedeni de iOS cihazlarda Apple Sign'in ile ilgili bir requirement geldi. Ondan sonra Apple Sign'i Firebase direkt getirdi. Öyle de bir Evet. ayrıntı var 3 saniye sürdü getirmeleri. orada. Firestore. Sence Firestore'a geçmeli miyiz? Real time database kapanacak mı Sinan? Bu soru zamanında çok geldi tabii ki ama tabii ki de sorunun cevabı hayır. Çünkü ikisinin de aslında vizyonu farklı, hedef farklı bir proje içerisinde. Böyle diyeyim. Sen ne diyorsun? Ya real-time database daha çok böyle işte bir tree şeklinde tüm dataya ulaşman gereken senaryolar. Ve bu dataların herkes için sync olması gereken durumlarda kullanılması gerekiyor. Örneğin işte her kullanıcının is online durumunu tutuyorsanız bunu real-time database'te yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz Firestore'da da yapabiliyorsunuz ama real-time database bunun için daha doğru bir çözüm. İsterseniz Postgres'te de yaparsınız. Ama en hızlı ve en az kod yazdığınız senaryo real-time database kısmı. Peki Firestore bize neler sağlıyor? Tüm datanızı sync bir şekilde ve real-time bir şekilde tutabiliyorsunuz. Burada daha çok collection ve NoSQL yapısı var. Yani document collection structure'a sahibiz. Bunun olayı da şu, işte diyelim ki users diye bir collection'ınız var. İçerisinde user'ları document tutuyorsunuz. Document içerisinde collection tutarak da daha da bu tree'yi büyütebilirsiniz. Ama referans sistemi geldiği için 2019 sonlarından sonra artık birden fazla collection inmek yerine diğer bir collection'ı referans olarak vermeniz her zaman daha güzel olacaktır. Offline handling ve autoscaling mobil dünyanın en büyük problemlerinden, daha doğrusu yeni uygulamaların bir anda büyüme ihtimallerine karşı sistemlerinizin autoscale olması gerekiyor. Autoscaling kavramına yabancıysanız şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki Sinan'la biz bir uygulama çıkardık ve bu uygulama işte ilk 20 kullanıcıda tek bir makinede çalışabiliyor. İlk 100 bin kullanıcıda hala tek makinede çalışabiliyor. Ama bizim sistemimiz büyümeye devam ettiği ve işte diyelim ki 1 milyon kullanıcıya ulaşmaya başladıktan sonra artık bilgisayarınızın CPU ve RAM'i yetmemeye başlıyor ve yeni bilgisayarlar eklemeniz ya da bu sistemi daha da güçlü platformlara taşımanız gerekiyor. Burada Firebase size bunu otomatik sağlıyor. Otomatik bir şekilde Google mühendislerinin yazdığı konfiglerle Firestore'unuz, Authentication'ınız vesairenin autoscale olmasını sağlıyor.
Offline handling'de bahsetmek ister misin Sinan? Offline handling'de uygulama offline'lı kaldığında, internet bağlantısı kesildiğinde öncesinde otomatik keşleme yapıyor datayı. Siz bunu kendiniz de yapabileceksiniz tabii ama bunu da hani üstüne alıyor Firestore. Burada son verilerinizi uygulama açıkken internet bağlantınız varken daha doğrusu aldığınız son verileri cache'liyor lokale. Daha sonrasında internet kesildiğinde kendi cihaz üzerindeki son datayı görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir keşleme yapmanıza gerek kalmıyor. Örneğin metro gideceksiniz. Bağlantınız koptu. Son postları okuyabilirsiniz bu şekilde. Böyle bir özelliği var. İnternet bağlantısı geri geldiğinde de herhangi bir şekilde eğer o sırada işlem yaptıysanız, herhangi bir request attıysanız bu request hafızada tutuyor ve internet bağlantısı geri geldiğinde request'i gerçekleştirip veri tabanına ulaşıyor. Herhangi bir insert, delete, update neyse artık yapıyor hepsini. Burada tabii Erol da değindi Firestore'un gücüne. Firebase takımı Firestore'a cidden çok güveniyor gücüne. Özellikle Real Time Database'in bazı açıkları vardı. Erol'un bana başta sorduğu hani sonlanacak mı diye. Firestore o kadar güçlü geldi ki geldiğinde hani Real Time Database'e gerçekten gerek kalmayacak mı diye düşünüldü. Öyle bir soru oluştu zamanında 2-3 yıl önce yanılmıyorsam. Reddit'te falan böyle postlar atılmaya başlandı. Ancak hani Google bunu kesinlikle reddetti Firebase takımı. Dediler ki hani real time database tabii ki de duracak. İkisinin hedefi farklı. Firestore tabii ki bazı yönden çok güçlü. Ama real time database'in de ona göre artı yönleri var. Yeri geldiğinde Firestore kullanılacak şekilde tasarlandı. Bu document collection yapısı da gayet başarılı. Sizin bir büyük kullanıcı kitleniz varsa, büyük datalarınız varsa, bir an içerisinde tutacağınız veri tabanınızda tutacağınız verileriniz varsa Firestore bunun için gayet başarılı bu konuda. NoSQL olması da cabası zaten. Burada hani SQL'lere alışkınız zaten ama ekran gitti sanırım. Ben paylaşayım hemen. SQL'lere alışacağız burada ama şöyle bir durum var. NoSQL'de çok fazla seçenek yoktu ilk çıktığı zamanlar Firebase. Belli başlı online platformlar vardı NoSQL veri tabanları için. Real Time Database deyip NoSQL olarak çıktı Firebase'in. Hani ilk başta bahsetmiştik Firebase Database değildir diye. Firebase'i database sanmamıza neden olan database aslında Real Time Database. Burada Firestore geldiğinde ona bir alternatif oldu. İkisi de NoSQL bu arada. Sadece yapılanması farklı, kurgusu farklı. Örneğin Erol da bahsetti biraz. Searchable olaylarında Firestore burada biraz daha kuvvetli kalıyor. Real Time Database'e göre. Burada ekleyeceğim bir şey var mı Erol? Ona göre Real Time Database'e daha detaylı girelim. Yeterli abi. Real Real time Time Database'de biraz anlattık ama tek farkı JSON ağacı olması. Tek farkı demeyeyim daha doğrusu ama temel farkı JSON ağacı olması burada. JSON ağacı şeklinde NoSQL olarak K-Value sisteminde verileri saklıyor. Tabii ki JSON getirdiği bazı zorluklardan dolayı bazı search tarzı işlemler yapamayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz işlemlere ihtiyacınız varsa Firestore kullanmanız daha mantıklı olabilir. Ama daha çok real time'e yakın bir uygulamanız varsa, real time nedir mesela? Örneğin bir chat application yapacaksınız. Bunun için real time database biraz daha mantıklı kalıyor. Metotlar da çok basit. Hani tamamen listener'ları var verileri dinlemek için ve veri kaydetmek için. Bu basit metotla kullanarak da herkes için de geçerli bu. Hatta şöyle diyordum eskiden. Hani İngilizceniz varsa kullanamayacağız bir şey değil Firebase. Gerçekten öyle. Metot isimleri İngilizce olduğu için o çok basic seviyede İngilizceniz varsa herhangi bir modelini kullanabilirsiniz. Real Time Database'in veya Firestore'un. Burada yine aynı şekilde offline handling'i de var Real Time Database'in. Web Presence Support'u da var. Önemli olan dediğim gibi eğer siz scalability arıyorsanız, yüksek kullanıcı kitlesine hitap ediyorsanız Firestore kullanmanız daha mantıklı. Ama Real Time önceliğiniz ise Real Time Database burada hem maliyet açısından hem de hız açısından daha yararlı kalıyor. Erol eklemek istediğim var mı bu konuda? Hayır ama bir tane soru geldi. Onu Tamam. cevaplayacağım. Offline maddesi async mi diye sormuş arkadaş Ersin Ayıldız. Sorunca çok teşekkürler. Async'in açılımı asenkron olması, offline handling ise tamamen bir presence, bir tane işte persistent DB açtığı bir flag var. Onu aktif etmenle başlıyor ve sonrasında otomatik olarak buradaki senin artık datalarını hem sana veriyor hem de orada bir cache tutuyor, bir
ufak bir shared preference'da ya da bir dosyada data saklıyor. Bunu seni umursamadan, yani sen o datayla uğraşmadan ya da orada code base ile uğraşmadan kendi datanı otomatik cache'lemiş oluyorsun. Asenkron çalışma olayı da real-time database'ler ve Firestore'un ikisi asenkron çalışıyor. Bu birden fazla işi arka planda, işte diyelim ki sen aynı anda 3 farklı collection'ı güncellemek istedin. Bunların her birini 3 farklı istekle, 3 farklı XMPP protokolü üzerinden göndererek çözüyor diye düşünebilirsiniz. Umarım cevap verebilmişimdir. Cloud Storage. Şimdi authentication'ımız var, kolajları tutuyoruz. Firestore'umuz var, real-time database'imiz var. İnsanların bilgilerini tutuyoruz. İşte ne mesaj attı, hangi mesela diyelim ki favorite gazete uygulamanız var. Favorite gazetelerini listeledi. Burada sırada kullanıcının fotoğraflarını veya kullanıcıya ait dosyaları, PDF'leri, dokümanları nerede tutabileceğimizle ilgili bir teknoloji. Cloud Storage. Burada Cloud Storage için ilk başlarda bir pricing problemi vardı. Geçenlerde kontrol ettim, çözmüşler abi onu. Böyle Daha. 500 MB'dan sonra falan bayağı kullanılmaz hale geliyordu. O bayağı toparlamış ve 10 GB'a kadar destekliyor şu an. Buradaki İnanılmaz storage büyük olayı yalnız. da kesinlikle, yani bir anda 20 katına çıkmış. Aynen. yine scale olabiliyor. Global edge cache dediğimiz bir özelliği var. Store ve serve edebileceğiniz, yani bir medyayı aldınız, authenticate olarak görüntüleyebilir. İsterseniz de authenticate olmadan görüntüleyebilir. Yani public tutabileceğiniz şekilde konfigüre edebilir haldesiniz. İşte direkt kendi SDK var. Upload ve download senaryolarını tamamen kendi yönetiyor. İsterseniz her şeyi bir URL'e sığdırabilirsiniz. URL üzerine ulaşılabilir kılabilirsiniz. İsterseniz de SDK üzerinden sadece o dosyaya yetkili olan insanların ulaşması. Yani aynı sizin drive'ınız gibi düşünebilirsiniz. O tarz bir kurguda yapabilirsiniz. Global Edge Cache ise uygulamanız global ölçekte olduğunu varsayıyorum. Japonya'dan ve Amerika'dan müşterileriniz var. Bu insanların ikisi de aynı sunucudaki aynı veriye ulaşmaya çalışıyorlar. Burada Firebase Storage üzerinde şöyle bir yapı kullanıyor. İşte en yakın orta noktayı bulup orta iki noktadan diğer iki ulaşılması ve hızlı olması gereken bölgelerde birer daha makine kaldırıp bunları sync tutuyor. Bu çok zor bir iş bu arada. Yani normal bir kendiniz yapmaya kalksanız 6-7 ayda ancak ortaya çıkartabileceğiniz bir sync işlemi var orada. Ve burada artık işte Japonya'daki insan Japonya'daki veriye daha kolay ulaşıyor. Amerika'daki insan da Amerika'daki veriye. Ve bunlar sürekli sync olduğu için de bir Instagram'daki bir fotoğrafa erişmeniz gibi tamamen easy bir yolla çözülüyor. Harika. Firebase, Firestore'dan daha hızlı diyebilir miyiz? Burada sunumun başına dönebilir miyiz Erol? Tabii ki de dönme oraya kadar. Ama bahsettiğimiz gibi bize bahsediyorsun onlar hani Firebase database değildir diye. Az önce de bahsettik. Şu an tam o denk geldi. Muhtemelen Hüseyin yanlış anladıysam düzelt beni. Firebase'den kastın real-time database'i kastediyorsun sanırım. Real-time database Firestore'dan daha hızlı mı? Evet daha hızlı ama bariz bir fark yok. Saniyeler hatta belki milisaniyeler derecesinde fark var bu noktada. Onun dışında tabii ki de Firestore'da hızlı. Zaten hani Firebase'in temel özelliklerinden biri bu. Ama tabii ki de real-time database Firestore'a göre daha hassas bu konuda. Daha hızlı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şurada şöyle bir şey var. Eğer real time database'teki datanız büyürse getirmesi de bir o kadar yavaşlıyor. Ama Maliyeti de artıyor. Firestore tarafında evet, maliyet de artıyor. Ama Firestore tarafında collection'lar indekslenebiliyor ve indeksleri doğru kurguladığınız zaman hem maliyet azalıyor hem de getirme süreleri inanılmaz azalıyor. Üzerine bir de isterseniz Elasticsearch ya da Algolia gibi search algoritması koyduğunuz zaman üf. Akıyor diyor. Bu arada Elastic Algolia demişken Erol, şeyden bahsedeyim. Firestore kullanmadınız, real-time database kullandınız. Bir search işlemi gerekiyor. Bu Elastic veya Algolia'yı real-time database ile birlikte de kullanabiliyorsunuz. Hani öyle de bir case Oh var orada. no. Ben Zor işte oluyor ama denemedim ha. oluyor.
Store üzerine çalışıyorum. Ödeme yöntemleriyle ilgili bir kolaylık var mı? İlk Google Firebase kullanmaya başladığında Google sana 300 dolarlık bir kredi veriyor. Bunu cloud.google.com üzerinden alabilirsin. Bu da sana 3 ay gibi bir süreyle 300 doları istediğin gibi harcayabilmeni sunuyor. Daha sonrasında Google'un Startup programı var. Burada da 1 yıllık 3000 dolarlık kredi veriliyor. Eğer uygun koşullar sağlar ise güzel ödeme kolaylıkları var bence. Evet, başlangıç aşaması özellikle iyi o konuda. Zaten şey hani normal full pakete geçtiğinde de kullandığın kadar öde olduğu için ekstra hani kullanmadığın miktarda ödemek zorunda kalmıyorsun. Eskiden öyle bir paket de vardı. Aylık 25 dolardı yanılmıyorsam. Hatta biz bunu Erol'la son fiziksel etkinliğimizde anlatıyorduk. Bakın aylık 25 dolar diye bir paket var diyorduk. Açtık. O gün kaldırılmış. Sadece kullandığın kadar öde ve free paket kalmış. Böyle bir iki paket şeklinde sunuluyor şu an. Müge, ben linki private chat'ten attım. Bir sallarsan canlı chat'e müthiş olur. Firebase'de benim function'ım var abi. Bir tane function yazdım. İşte burada function geldiği için böyle bir konu açayım dedim. Ya bu function ayda 3 milyon, 3 milyon, 3,5 milyon kere falan çalışıyor. Ve çıkardığı maliyet ne sence? Bunu sana atmıştım. Atmıştın. Kaç dolardı? Bayağı düşüktü de. 50 dolar mıydı? 50 dolardı. Nasıl hatırlıyorum? Onu işte. Ucuz abi. Çok Teknoloji ucuz dediğin ya. şey yani ve yani ayda 3,5 milyon kere çalışıyor ya arkadaşlar. 3,5 milyon isteğe cevap veriyor. Bunu backend yaptığını düşün. Ve bunun içinde bu arada real time database ücreti de var. Yani ikisi birden. Evet. Ya güzel. Tabii ki. Functions. Sanırım benim artık bu mobil proje üretirken Android kodunun yanında yazdığım JavaScript functioncıkları tamamen en sevdiğim Firebase teknolojilerinden bir tanesi ve sizi inanılmaz bir esnekliğe davet ediyor. Bu ne demek? Mesela JavaScript yazabiliyorsunuz. JavaScript yazarak Authentication'a, Storage'a, Real-Time Database'e ve Firestore'a direkt erişebiliyorsunuz. Kendi rule'larınızı tanımlayabiliyorsunuz. Üzerinizde uygulamanıza Nurettin Selim'in sorusunu biraz daha cevaplayacağım. Cold Start'ı kaldırabiliyoruz. Burada işte hani JavaScript üzerinden koşuyoruz. Ve ben sürekli yeni function yazıp bir şeyler deniyorum ya da A/B test yapıyorum. Function'ları değiştiriyorum arka planda. Uygulamaya SDK'leri implement etmeden de real-time database'e, Firestore'a erişebilmelerini sağlıyorum. Tabii ki real-time özelliklerini kaybediyorum ama en azından data erişimim ve bu data erişirken de authentication yapabiliyorum. Normalde ne kadar para öderdik? Eğer function kullanmasaydık muhtemelen 500 dolar civarında para öderdim. Sürekli o Kendi ayarda scale olan backend'inde. bir makine ayakta tutsaydım. Bir de şöyle bir şey var. O kodu yazacak backend'inde saatlik ücreti var. Developer'ın. Tabii ki. Evet, functions'ı Kredi kullanmak gerekiyor. için illa kredi kartı gerekiyor ama ödeme yapman gerekmiyor. Yani senden ödeme kesmiyor. Sadece bu bir teknoloji ve direkt charge etmeye yönelik bir teknoloji. Yani şey düşün. Kredin bittiğinde ya da şey bittiğinde sen activate'e basıp benden artık para alabilirsiniz demen gerekiyor Google Cloud tarafında. Aynen. Yoksa hesabını durduruyorlar. O da problem değil zaten. Ödediğin anda geçiyor. Function'ın Nurettin Selim'in bir diğer sorusu da cold start olayı var. O kadar performans ihtiyacın varsa cold start çözülebiliyor. Bir config var. Bir YAML gönderiyorsun deploy ederken. Bu senin için o cold start 0-2 saniyeleri düşürebiliyor. Ama daha da ihtiyacın varsa bu sefer teknoloji değişiyor. Ve Cloud Functions'a çıkıyorsun. Firebase'in Function'ın babası. Orada İstersen Golang gibi daha hızlı ve daha hızlı ayağa kalkabilen teknolojiler üzerinden çalışabiliyorsun.
Ve işte istediğin database, şey, istediğin programlama dilini kullanan biliyor musun? En son sadece 4 dile destek veriyorlar. Java, Go, Node.js ve PHP değil. Dur başka. Python değil Sanırım miydi? 3. Python. Okey, Python. Python. Ne destek veriyor? Bu Golang'da cold start olayı yok çünkü o zaten 0 mikrosaniyelerde çalışıyor. Senin yapacağın işte değişiyor tabii orantı olarak. Vay be. 3 tip function var. HTTP ile kol edebildiğiniz kendi kendine triggerlanan, yani diyelim ki real time database'te bir tree belirlediniz. O tree'ye bir dosya yazdığınızda ya da bir dosya sildiğinizde, yani bir işlem yaptığınızda trigger olan Firestore'da da var, Storage'da da var. İşte yeni user oluştuğunda trigger olan bir function yazabilirsiniz. Son olarak da üçüncü function'ımız schedule Firebase function'lar. Bunlar da cron job olarak araştırabilirsiniz. Firebase'de nasıl cron job yaparım dediğiniz noktada işte günlük 5 saniyede bir, 10 saniyede bir her gün çalışsın ya da günlük gece 12'de çalışsın gibi işler yaptırabileceğiniz function'lar Güzel. Bu da yazabiliyorsunuz. fark ettim aynen. Bu arada belki JavaScript bilmiyor olabilirsiniz burada hani bir mobil developer olarak hani başladıysanız eğer Firebase'e. JavaScript görünce belki hani uzaklaşıyor gibi olabilirsiniz. Hani acaba yapar mıyım falan mıyım? Burada bir çekinceniz olmasın. Ben ilk JavaScript kodumu Cloud Functions'la birlikte yazdım zamanında. Node.js kodu bu daha doğrusu öyle diyeyim direkt. Direkt bir hani backend trigger'ına ihtiyacım vardı. Onun da bahsettiği trigger based tarafı sayesinde real-time database'e veri update olduğunda Cloud Functions kullanarak işlem gerçekleştirdim. Burada hani çok basit bir şekilde birkaç satırla halledebiliyorsunuz, handle edebiliyorsunuz. Hani zaten JavaScript zor bir dil değil. Hani öğrenmesi kolay bir dil o konuda. Çok güzel fonksiyonları var. Gün geçtikçe de gelişiyor ve çok fazla sample proje var. Belki zaman kalırsa onlara da bakarız. Hani neler yapabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. Basit bir trigger'dan, schedule'dan çok çok fazla case var. Hani bu tamamen artık biraz hayal gücüne bakıyor diyebiliriz herhalde Halil bu durumda. Ama yani dediğim gibi zaten maliyeti de çok düşük. Hani denenebilir bence. Hani cidden fayda sağlayabilir. Erol çok sık kullanıyor özellikle Functions'ı. Hatta bir şey mi oldu? Functions'ı atalım. Hani backend'e değil Functions'ı atalım. Hızlıca sözlü tarzında gidiyor Tabii burada. ki. Çok keyifli oluyor. Emin'in en son sorusu da şey, ABS ile ne farklılıkları var? ABS'in Firebase Function'a direkt rakip olan bir teknolojisi yok. En yakın teknolojisi AWS Lambda. Bu da aslında Google Cloud tarafındaki Cloud Run'a denk geliyor. Tam olarak ikisi de birer Docker Engine alıp Docker Image'i alıp bunun üzerine kendi scale olan teknolojileri koşturuyorlar. Direkt function deploy edebildiğiniz bir ortamı en son benim bildiğim yoktu. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Belki çıkarmış olabilirler. Emin değilim. Ama AWS'de işte direkt Lambda var benim en yakın olarak gördüğüm ve kullandığım teknoloji diyebilirim. Ve Güzel. devam ediyorum. Bu bir use case. Bunun üzerine biraz Evet. konuşalım. Konuşalım. Buradan bayağı şey çıkar. Hani görmüş olduğunuz servislerle hani kullanabiliyoruz Cloud Functions'ı. En basit authentication. Bir authentication'a özel bir function göndereceksiniz. Yani ne olabilir? Bir örneğin kullanıcı ilk kez kayıt oldu. Ona özel bir bildirim gönderebilirsiniz belki. Ya da direkt şey yapabilirsiniz. Hoş geldin mesajı gösterebilirsiniz en basitinden. Veya yeni üye olduysa belki hani uygulamanız in-app purchase kullanıyorsanız ona belki indirim tanımlayabilirsiniz. Kampanya bildirim atabilirsiniz ya da. Bu tarz şeyler olabilir. Ya da az önce kullandığım dediğim real-time database'de kullandım dediğim şeyi Firestore'da yapabiliriz. Ne bu mesela? Firestore'da Erol'un verisi güncellendi. Dedi ki Erol şu an uygulamada online. Erol online'sa ben Erol'a özel bir içerik gönderebilirim uygulama içerisinde. Belki bunu remote config'de yaparım. Belki notification'la gönderirim. Erol'a özel bir şey tanımlayabilirim. Ya da tam tersi offline olduğunda gördüm ki offline süresi 5 günü geçti, bir haftayı geçti. Bunu function üzerine hesaplayıp böyle bir durumda yine onu uygulamayı döndürmek için belki bildirim atabilirim. Şu an hani bu tabloya bakınca ilk aklıma gelenler bunlar. Sen ne dersin Erol? Vallahi abi gerçekten hani case olarak güzel anlattın. Yani
bir kullanıcının en başından en sonuna uygulama içerisinde neler yapacağını ya da nelerle karşılaşabileceğini karar verebileceğimiz bir olay örgüsü aslında function'lar. Burada mesela şey var. Benim en çok dikkatimi çeken Firebase'in tek parçası olmayan şey PubSub. Bu Aynen. da ne yapıyor? İşte subscribe olan bir ya da observe edebildiğiniz bir alan var. PubSub'la bunu tetikleyebiliyorsunuz ya da deploy aldırabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Başka ekleyeceğim bir şey yok abi şu anlık. Otomatik scale olmak. Artık olmamak suç yani. Olmak hani bir özellik diye sayılmıyor artık bence. Bilişimde. Olmaması sıkıntı. Kesinlikle öyle. Ya bir teknolojinin yani büyüyeceğine inandığınız bir ürününüz varsa scale olmayan bir yerde geliştirmeniz doğru ya bana doğru gelmiyor. Yarın öbür gün daha çok problemle dövüşmeye başlıyorsunuz. Bu sefer işte database'inizi migrate etmeler, işte diğer büyük problemlerle zaman kaybediyorsunuz. Ürününüze odaklanmak yerine ürünü nasıl daha stabil tutmaya odaklanıyorsunuz. Aslında burada Firebase'in yerinize ürünü Evet. stabil tutarken. Ve hosting ve market kaldı son iki şey olarak. Aynen. Teknoloji konuşacağımız ve üzerine de birazcık demo uygulamalara bakarız. Neler yapılıyor, neler geliştiriliyor. Siz neler yapabilirsiniz? Birazcık ufuk açalım. Hosting'den bahsetmek gerekirse şu an statik ve bir noktada dinamik uygulamalarınızı Firebase Hosting üzerinden insanlara ulaştırabilirsiniz. Eğer bir domaininiz varsa custom domain servisini kullanıp o domaine üzerinden serve edebilirsiniz. Eğer domaininiz yoksa Google sizin için web dev uzantılı bir domain sağlıyor. Diyelim ki Sinan'ın bir web sayfası var ve domaini yok. sinanyılmaz.webdev üzerinden Sinan'ın erişilebilir bir domain olmuş oluyor. Bu domain işte Google botları tarafından seviliyor. İstediği içerikleri yayınlayabiliyor ve tamamen secure bir şekilde yönetiliyor. Neden? Güvenli bir şekilde yönetilmesine dikkat çektim. Normalde bir sunucuya işte SSH ID'lerle ya da işte bir arayüz olmadan yani direkt keyler üzerinden bağlanabildiğiniz için istediği gibi hackleyebiliyor, gelebiliyor. İşte orada bir açık bulunduysa çeşitli tehditler altında. Firebase Hosting'de ise tamamen bir git mekanizması gibi siz kodunuzu gönderiyorsunuz. Firebase Build ya da Deploy diyorsunuz. Güzel bir soru geldi. Onun da üzerine düşeriz. Deploy ediyorsunuz ve otomatik olarak Firebase Google sunucularında bir web sitesi ayağa kalkıyor ve erişilebilir bir alan yaratılıyor sizin için. Şunu bitireyim. Bu soru üzerine çok güzel konuşalım. Ve son olarak da Backed by Global CDN servisi sunuyor. Bu ne demek? Sizin bir kütüphane yazdınız. Bunu Firebase'e deploy ettiğiniz o kütüphanenin ulaşılabilir statik linkinden diğer uygulamalara şey verebiliyorsunuz. CDN servisi gibi o veriyi sunabiliyorsunuz. Bunu da Firebase Hosting üzerinden yapabilirsiniz. Diğer teknolojinin yanında yani authentication mesela full free, analytics full free. Ama Firebase Hosting siz kullandıkça eğer trafiğiniz çok büyürse Google bunun için üzerinden bir fee kesmeye başlıyor. Soruyu tekrar alabiliriz. Firebase'in hep güzel yönlerini konuştuk. Sizce Firebase'in geliştirilmesi gerektiği ya da eksik olduğunu düşündüğünüz alanlar neler? Düşünelim. Ya şu an aslında mesela diyelim ki authentication yarın bir ürün. Neden? Sadece kullanıcının login olabildiği ve bu datayı işte orada görebildiğiniz bir servis var. Size sadece login olabilme opsiyonu sunuyor. Burada ne zaman login oldu ya da login olduğuna ne olacak gibi işleri yapamıyorsunuz. Ama Ya bunu API yapabilecek konusunda biraz daha zengin olabilir orası. Haklısın. Sözünü işte kestim. bunu yapabilecek bir function yazıyorsunuz ve aslında bunu yapıyor. Firebase bu noktada sizin function'larda önünüzü açık bırakarak yani statik function'lar size servis şeklinde sunmak yerine kendi function'ını deploy edebilme
özelliğini sundukları için çok güzel sorular devam ediyor. O yüzden şey yapacağım, cevaplayacağım. Ya işte oradaki şeyleri geri taba olarak kendinizi besleyebiliyorsunuz. Yani büyütebiliyorsunuz oradaki işi. Bu soruda ise büyük projelerde bitirmiş miydin bu arada? Bitirdim ben, Tamam. söyleyebilirsin. Büyük projelerde kullanılması aslında şey dediğimiz gibi hani Firebase birden fazla yaklaşık 20 servisin birleştiği bir çatı. Bu çatının içinde elbette kullanılan çok şey var. Hani büyük projelerde yeterli olmadığı kısmı bence Firebase için değil, belki bir tane servis için olabilir. Belki hosting'tir. Hani şu açık diye söylüyorum. Veya database'dir. Genelde database için söyleniyor bu. Bu noktada tabii ki belki hani NoSQL'in daha yeni bir teknoloji olması, SQL tabanlı projelerin NoSQL'e geçişi kolay olmaması ya da NoSQL'in hala eksik yönlerin bulunması belki denebilir bu noktada. Ancak herhangi bir servisini düşündüğümüzde bu noktada çok da hani güçsüz yanı kalır gelmiyor bana. Belki veri tabanı kısmında olabilir dediğin gibi büyük projeler için. Şu an Firebase'in şöyle bir güzel yanı var. Sen bir teknolojiye de yani sen teknolojiyi ayakta tutmayı ya da işte ürününü insanlara kampanyanın nasıl ulaştırabileceğini düşünmek yerine ürüne odaklanıyorsun, ürünü doğru yapıyorsun. Firebase'in işte prediction'ı, analytics'i, remote config'i üzerinden de kendin kampanyalar ve funnel'lar create edebiliyorsun. Bu da mesela şey düşün, normalde analitik olarak çok zayıfken bir anda elinde Google'ın machine learning güçleri oluyor. Büyük projelerde zaman zaman değişimler olabiliyor. Mesela New York Times örneği verdin. New York Times Firebase'i bırakıp muhtemelen Cloudron'a geçtiler. Ya da hangi teknolojiye geçtiler emin değilim, bilmiyorum. Sadece ben öyle yapardım. Çünkü proje çok büyüdükten sonra yine kendimi yönetebildiği ve bunlar arasındaki optimizasyonları daha da iyi hale getirebileceğim bir yapıya dönüştürmek isterdim. Ama normal bir herhangi bir app için yani user base'i 1 milyon ya da 10 milyonu aşmayan app'ler için Firebase müthiş bir alternatif olarak düşünebilirsin. Yani şey 10 milyon user'ın olduğu noktada ya da işte günlük 1 milyon aktif kullanıcın varsa Firebase'de sorunlar yaşayabilirsin. Bu çok normal bir şey. Burada kendi çözümlerini üretiyorsun, üretmeye başlıyorsun. Zaten bir Facebook olmaya başlıyorsun. Öyle düşünebiliriz. Ya burada yine bence anlam karmaşası oluyor. Erol'un dediği 1 milyon user açma kısmı bence hala da Firebase için değil, Firebase'in veri tabanı için geçerli. Ancak hani Firebase Cloud Messaging örneği kullanmayacak mısın? Hani alternatifi kullandıysan yine temelinde o var. Hani baktığın zaman. Bu noktada hani veri tabanı demek daha doğru bu noktada. Çünkü dediğim gibi hani örneğin New York Times ne kullanıyordu şu an ne kullanıyor bilmiyorum. Önceden kullandıklarını biliyorum sadece Firebase ama şu an hani bırakma şeyini yeni duydum. Bıraktılarsa bile muhakkak hani ya kendi servislerini yazmışlar analitik için belki. Ama Firebase analitiği yine kullanılıyordur. Firebase analitiği bırakıyorsa Google analitik kullanılır en kötü. Erol'un bahsettiği örnek çerçevesinde. Veya Firebase Cloud Messaging yine kullanılıyordur ama Firebase kullanılıyordur. Demek istediğim tarafı o yani. Bırakıldıysa database'i bırakılmış olabilir. Mantıklı mı? Belli bir user kitlesinden sonra tabii ki de mantıklı bu noktada. Ben aynı zamanda Google'luyorum neden bıraktıklarını. Merak ettim ben de. Neydenmiş acaba? Ama dediğim gibi elbet bir yerde kullanıyordur. Hani bir servisini bırakmıştır. Firebase'i bırakmamıştır. Ben öyle düşünüyorum. Evet ya benim gördüğüm kadarıyla sadece Firestore kullanmayı bırakmışlar. Muhtemelen ilişkisel bir database ihtiyacı doğmuş olabilir. Yani şey graph database gibi işte insanların related haberler okuması üzerine bir kurgu yapmak için bu tarafı bırakmış olabilirler. Bu çok mantıklı bir sebep. Ya evet, Ama NoSQL orada yeterli gelmemiş olabilir. aynen öyle. Muhtemelen genel şey budur ama ya teknolojinin %100 aşığı ya da şey değiliz. Burada Ya iyisiyle tabii. kötüsüyle deneyimlemeye çalışıyoruz ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Benim mesela şey var. OneFootball var. OneFootball tüm kampanya yapısını Firebase'e geçirdi ve tüm app'leri Firebase üzerinden yönetiyor. Mesela CrashedX tarafı müthiş mi? Değil.
benim en büyük sorun yaşadığım yerlerden bir tanesi o. Hiçbir en yarı yani kreş, parvez ayağa kalkmadan bir kreş olduğunu göremiyorsunuz ya da ulaşamıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcıların gerçekten full kreş free olup olmadığını yine Play Store üzerinden takip ediyoruz mesela. Üzücü. Kesinlikle. Bu arada güzel sorular geldi ya. Ben bayağı mutluyum şu an. Evet, üst üste güzel oldu. Farklı yönlerden geldi. Emel Emelkit for Firebase adı ve içeriği biraz daha değişmiş olsa da yine aynı çerçevede devam ediyor aslında. Machine Learning temelinde az önce Erol da biraz bahsetmişti ama Prediction tarafından bahsetti. Siz uygulamanızda Machine Learning kullanmak istiyorsunuz. Machine Learning'in daha doğrusu ürünlerini sunmuş olduğu ürünleri kullanmak istiyorsunuz. Ne bunlar? Örneğin uygulamanızdaki galeriden veya çektiğiniz fotoğraftan okunan bir fotoğraftaki üzerindeki yazıyı veya yüzü algılamak istiyorsunuz ya da barkod tanımlamak istiyorsunuz veya bir örneğin dünyaca ünlü bir mimari yapıyı Eyfel Kulesi'ni örneğin okuttunuz, fotoğrafını gösterdiniz. Bunun koordinatlarını istiyorsunuz, adını istiyorsunuz, neresi olduğunu vesaire. Ya da bir smart reply yapacaksınız uygulamada. Bu da yine yapay zeka temelli bir şey de olsa. Bu gibi durumlarda sizin gidip hani machine learning algoritmalarını öğrenmek, bunun üzerine bir çalışma yapmak yerine Firebase o kısmı yine kendi üstleniyor. Altında Google'ın tabii ki de machine learning modelleri çalışıyor. Diyor ki sen bana ne yapmak istediğini söyle, gerisini ben halledeyim, çözümü sana result'ını vereyim, response'unu döneyim sana. Bunu iki aşamada yapabiliyorsunuz. Bir device'in kendi donanımını kullanarak, bir de Firebase'in cloud'larını kullanarak yapabiliyorsunuz. Bu tabii ki teknolojiye göre değişiyor. Kimisi her ikisini destekliyor, kimisi sadece birini destekliyor. Burada tabii ki fark olarak eğer siz device'ta yapıyorsanız herhangi bir donanım maliyeti olmadığı için ücret ödemiyorsunuz. Ücretsiz oluyor tüm özellikler on device'te çalışan. Cloud'da ise belli bir ücret giriyor noktaya. Ve device'ta response time olayı olmadığında hemen hızlıca sonuç alırken cloud işleminde çok küçük de olsa beklemeniz gerekebiliyor. Burada görselde gözüktüğü gibi yine hani barkod 24 tane barkod türü varmış sanırım dünyada. Onların hepsini algılayabiliyor. Aynı zamanda yüzü algılıyor. Göz çevresini, burunları, dudakları ve gözün açıp kapalı olduğunu veya smile var mı yok mu bunu size matematiksel olarak dönüyor. Buna göre bir feature'lar belki geliştirilebilir. Örneğin biz bir oyun yapmıştık. Hani smile olduğunda örneğin smile ile ilgili bir kategori açıyordu veya araba gösterdiğinde araba ile ilgili bir kategori açabiliyordu gibi. Çok basit anlattım. Biraz da bu tarz bir şeyler yapılabiliyor. Siz örneğin text okuttunuz. Çok OCR yaptınız kısaca. Bu OCR'da metnin dilini algılayabiliyor. Aynı zamanda bunu dilini algıladıktan sonra alfabeye göre size bazı gereksinimler düşüyor burada. Örneğin Latin alfabesi kullanıyorsanız, fotoğrafta Latin alfabesi varsa bunu on device'da yapabiliyorsunuz. Ama sadece Latin değil de Kiril veya Uzak Doğu dillerinin olduğu alfabeleri kullanacaksanız bu sefer de cloud kullanmanız gerekiyor. Buradaki tek fark siz imajın bitmap'ini Firebase'e veriyorsunuz. Daha sonrasında bunu cloud'da veya device'da çalıştır. Sonrasında bana sonucunu result'ı listener'la dön diyorsunuz. Bu şekilde size bir sonuç dönüyor. Bir array dönüyor. Bu array içerisinde artık yazıysa veya fotoğrafsa ya koordinatlar olarak ya da tekstler olarak size bir array'ler dönmüş oluyor. Sadece smile mi yoksa duygu tespiti yapabiliyor mu? Altık soru yokmuş. Pardon. Instagram'da olduğu gibi yüz filtresi yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Hatta bunun örnekleri vardı. Bir Google Developer Expert zamanında bununla ilgili bir örnek yapmıştım. Snap filter gibisinden bir şey yapmıştı. Yüzü algıladığında örneğin direkt oraya bir göze, ağza falan bir maske koyabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Filtre yapmak mümkün yani bu noktada. Ya şey orada güzel bir şey mesela use case vardı. Kullanıcının yüzünü tanıyor ve kullanıcıyı tanıyor. Yani insan ve background'u ayırıp background'u remove edebildiğiniz bir şey kod yazabiliyordunuz mesela örnek olarak. Green screen gibisinden aynen Evet. gayet güzel olabilir. Nurettin'in soru sadece smile mi yoksa duygu tespiti yapabiliyor mu tamamen? Şu anda duygu tespiti yok. Smile'da dudağın hizasına göre algılıyor. Eğer şu Mimik. dudağın iki kısmı yukarı doğru gidiyorsa
bir eksi artı şeklinde sana bir koordinat gibisinden ondalık bir hatta yüzdelik bir sayı dönüyor matematiksel olarak. Sen o sayıya göre artık gülüp gülmediğini anlayabiliyorsun. O şekilde şu an duygu tespiti yok. Eklemek istediğim var mı Erol? Ha, bu arada şey, eğer yapay zeka algoritmada bilginiz varsa TensorFlow Lite'ı burada kullanıp custom modeller oluşturup Google'ın modellerini bilmediği datalarını da ekleyip bu şekilde kendi özel custom datalarınızı da tanıtabilirsiniz. Machine Learning'e eğitebilirsiniz bu konuda. Aynen öyle. Örneğin yeni bir sektöre giriyorsunuz. O sektörde data üzerine verim yok, yani internette o data yok. Kendiniz data üretip kendiniz yani TensorFlow Lite'ı sokup yürütebiliyorsunuz. Bir diğeri de AutoML var. Diyelim ki işte 3D modeller üzerine çalışıyorsunuz. 3D modellerinizi tanıtıp hangi modelin ne olduğunu bir etiketleme yaptırıp daha sonrasında o model göründüğünde evet bu budur tarzında aksiyonlar aldırabiliyorsunuz AutoML üzerinden. Evet. Bu güzel. Sonrasında deyip böyle şey. Bu ilk kısımdaki servisleri bitirdik aslında. Şimdi örnek bakabiliriz belki. Olur. Bu arada sorusu olan varsa yazmaya devam edebilir. Yine evet, eş zamanlı onlara da bakabiliriz. Şu an genel olarak sunumu bitirdik. Normalde biz işte quality ve grow taraflarına doğru gidiyorduk ama bu biraz da solution challenge ve workshop tarafı da olsun istediğimiz için biraz daha kod gösterelim istiyoruz. Ve güzel de bir soru geldi. Ben veri tutuyorsanız bu veri nasıl desem bu veri ulaşılabilir olması dediğimiz senaryo var ya, yani şey anlık ulaşılabilirlik ve datayı save etmek, yani database gibi tutmak kısımlarında Firestore tavsiye ediyorum. Eğer Socket gibi kullanıcılar sürekli bu verileri real time anlık değişim vermez. Oyun yapıyorsanız da kullanıcı yürüyorsa real time database'te tutmanız çok çok daha mantıklı oluyor. Ve maliyet yönünden de mantıklı oluyor. Hem maliyeti uçurmuyor hem de şey dediği gibi real time database daha uyumlu çalışıyor anlık güncellemelerle. Ya mesela ben oyun yapıyor olsam da kullanıcıların hareketlerini mesela diyelim ki bir tane room diye ana trim olur. Room'un içerisinde işte room 1, room 2, room 3 tarzında diğer odalarım olur ve user'ların içerisinde point tutardım. Bunu da galiba Firestore geofy diye bir library var. Onunla çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Şöyle Firebase. Onunla tutup işte çok daha kolay bir oyun yapabilirsiniz. İnsanların online olarak katılabildiği. Direkt işte lokasyon olarak Firebase HQ noktası bu şekline giden bir yapı düşünebilirsiniz. Firebase'in örneklerine gidelim. Firebase example. Sample dersen ilk sırada çıkıyor olması lazım bu arada. Hemen giriyorum. Burada. Evet, çıktı. Functions çıktı. Bu functions. En çok girdiğim yer olabilir. Halihazırda function açılmışken ben birazcık function anlatayım. Ben bir dolaşıp geliyorum. mesela ne dur. Real-time'de, mesela bu tam bir real-time örneği. İşte kesinlikle. Diyelim ki question diye bir ana root'taki bir objen var, train var. Bu soruyu update ederek diğer tüm kullanıcılara sync halde tutabiliyorsun. Örneğin ben kahoot uygulaması yapacaksam real-time'da database mantıklı. Ama bir Twitter yapacaksam tabii ki real-time'da da yapabilir ama Firestore daha mantıklı. Bunun nedeni ise relation'lar kurabiliyorsun. O referanslama yapabiliyorsun. Real-time database'e referanslama yapman daha zorlaşıyor. Soldaki eklentiyi sormuşlar. Octotree. müthiş bir eklenti. İnanılmaz bir hayat kurtarıyor genellikle. Şimdi bunu bir uçuralım. Evet. Kesinlikle.
Burada bir function tanımlamış. Mesela GitHub ve Puk demiş. GitHub da bu hangisiydi? GitHub to Slack diye bir şey seçtim. Ya da Sinan var mı senin şunu anlat dediğin ya da şunun üzerinden geçelim dediğin? Yok, bu mantıklı direkt. Duruma göre belki başka yere bakarız sonra. Okey. Öncelikle bir GitHub'dan size commit geldiğinde ya da bir iş olduğunda bunu tetikleyecek bir function'a ihtiyacımız var. Bunlara webhook diyoruz. GitHub'ın repositorylere gidip kendiniz webhook'lar tanımlayabiliyorsunuz. Ve burada mesela bir webhook tanımlamışız ve buraya geliyor. Ve buna gelirken de iki tane değerli. Birisi şifrelediğimiz şifreleme algoritmamız, diğeri de GitHub'ın bize getirdiği X-Sub Signature olayı var. İkinci olarak da elinizdeki token'la yani gelen SHA-ile sizin elinizde gerçekten bu uygulama buraya ait mi sorusunu sorduğunuz bir alanımız var. Üç olarak da artık buraya geldik ve datanızı işte artık bu commit yapıldı. Hadi bakalım Slack güncelle dediğimiz postu Slack var. Postu Slack kısmı da Slack'in burada kendi kütüphanesi var. Request promise dediğimiz bir promise oluşturuyoruz. İçerisinde metot olduğunu, post olduğunu söylüyoruz. Slack URL'imize bu body ile istek atıyoruz. İşte şu commit şu URL'de, şu commit işte yeni geldi, commit numarası bu. Şu repo'ya pushlandı, pushlayan kişi reponun adı bu şeklinde bir data gönderiyoruz ve tamamen iki function'la bir GitHub ve Puk yazabiliyor hale gelebiliyoruz. Yani GitHub'da pushladığınız anda ya da commit geldiği anda direkt Slack'te bir mesaj atan bir iş yaptırmış oluyorsunuz. Mesela chat uygulaması yapıyorsunuz. Kullanıcıların online offline tarafını takip etmeniz gerekiyor. Burada bu işlemin adına presence deniyor. Bir işte real time function üzerinden pardon bir Firebase function ve Firebase admin ayağa kaldırıyorsunuz. Daha sonrasında bir Firestore açıyorsunuz. Burada artık eğer kullanıcıların status UID yani status slash user ID üzerinde bir değişiklik olursa son değişikliği alıp bunu işte kullanıcı artık online ya da offline durumunda bir değer döndürebiliyorsunuz veya son online olduğu zaman yazıp elinizdeki referansı update ediyorsunuz. Elimizdeki referans da user'ın update olduğu yer gibi bu kadar kısa bir kodla işte kullanıcının online mi offline mi olduğunu takip edebildiğiniz bir yapı var. Bunu da şey yazabiliyorsunuz işte 5 saniyede bir değiştir ya da 10 saniyede bir değiştir. Çünkü sürekli buraya update etmek doğru değil. Yani ben app'i arkaya attım, geri geldim. Tekrar tekrar bu iş büyüyebilir gibi düşünebiliriz. Başka bir şeyimiz var mı? Burada seçtiğim bir function var mı? Yoksa authentication'a ve diğerlerine bakalım mı? Bakıyorum. Authentication olabilir aslında ya da FCM de olabilir. Sen bilirsin. FCM notification. Aynen. Ya bu çok fazla kullanılabilecek bir case aslında. Herkesin karşısına Evet. çıkabilecek. Bunun olayı burada tek bir metot var. Evet. Bunun Aynen olayı işlemsel bir mesela kullanılıyor. aynen ya Burada mesela şey Sinan yapıyor. Sizi bir sözünü kestim. Sizi birisi takip etti. Onunla ilgili bildirim gönderecek. Onu anlatıyor. Diyeyim tekrar yola bırakayım. mesela şey düşünün. Siz birini takip ettiğinizde artık sistemin otomatik olarak notification atmasını istiyoruz. Burada function olarak database'ten triggerlan ve işte eğer X kullanıcısının Y kullanıcısı bunu takip ettiyse ona bir bildirim atalım diyoruz. Burası tamamen o işte o collection'da bir yazı durumu varsa aktif oluyor. Yani bir update durumu varsa aktif oluyor. Aktif olduktan sonra gidiyor. Kullanıcı 1 ve kullanıcı 2'nin notification tokenlarını alıyor. Bunlar direkt içerilerine bulunuyormuş. Data olarak users işte kullanıcının ID'si ve notification token olarak value'yu istiyor. Daha sonrasında da işte atacağınız hani şu device token'a şu promise profile üzerinden git diyorsunuz. Atacağınız notification token'ı belirtiyorsunuz.
Ve üzerine kaç tane varsa ya da kaç kullanıcınız varsa çat 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 direkt kaç tane cihazı varsa notification atıyorsunuz. Güzel bir Aynen. 80 satırda bu işlem halloluyor örneğin. aynen öyle. Ben Erol'u takip ettim ve direkt Erol'a hani bildirim gidiyor. Bu ne yapıyor? Dediği gibi Erol database'i okuyup dinliyor sadece devamlı olarak. Database'de bir şey geldiğinde bu FCM'e bağlanıyor. FCM'de bildirim gönderiyor aslında. 3 Firebase servisi birlikte kullanılmış oluyor burada. Şu developer modifier benim motivator benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bu da şimdi Google tarafında olduğumuz için app installer'lara ve in-app purchase'lara ulaşabiliyorsunuz. Yani bu tarz eventleri dinleyebiliyorsunuz. Çünkü bu eventler Firebase'e besleniyor. Burada mesela şey yapmışlar. First open yani birisi uygulamanızı yükledi ve ilk kez açtığı anda hangi user ne zaman açtı deyip size bir bildirim geliyor. Bir diğeri de app'i sildiği zaman şu kullanıcı app'i sildi, şu kullanıcı kaybettin diye bir bildirim geliyor. Biz buraya şey eklemiştik. In-app purchase eventini de takip eden bir yapı ekleyip bunu da slave beslemiştik. Bu ne demek? Her para kazandığımda görüyorum demek galiba. Evet, her para kazandığımda bana Slack'ten bildirim geliyordu ve Slack bildirimi geldikçe aa para geliyor çin 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 deyip mutlu oluyordum. Şey gibi banka uygulamalarında var ya hani hesabınıza para geldi gibi aynı hesap. Kesinlikle. Tam o bildirim aslında. Kesinlikle aynı. buradaki delayed old child notes olayı da sizin real-time database olsun ya da Firestore olsun buradaki eski yani işte diyelim ki 30 günden eski dataları tutmanız gerekmiyor. Yani öyle bir uygulamasınız ki artık kullanıcılar sizin için 30 günden eskiyse umursamıyorsunuz. Biz mesela eski şirketimdeyken 10 günden önceki yani bir insanın uygulamaya girip 10 gün sonra churn olduğunu bildiğimiz için ya da farklı bir şekilde uygulamayı bıraktığını bildiğimiz için 10 günden önceki dataları ignore edip kullanıcılara daha hızlı database sunabiliyorduk bu şekilde ve burada işte cut-off time belirleyip şu andan o zaman bir önceki 30 gün, bir hafta gibi zamanlardaki dataları uçurabiliyorsunuz ve bunu da otomatik yapıyor. Cool. Bir data yeni geldiğinde Firestore'da kullanabilirken test edebiliyoruz. Evet test edebiliyorsun. Test etmek ne demek? Firebase'in CLI'nin yani command line interface'ini bilgisayara kurduğu zaman içerisinde hem function emulator hem de Firestore emulator geliyor. Bunlar üzerinde test DB'si gibi takılıp istediğin işlemleri yapabiliyorsun. Daha sonrasında da eğer kodun düzgün çalıştığına emin olduğunda otomatik olarak production'daki projene deploy alabilir ve orada kullanmaya devam edebilirsin. Zaten hani şeyi de var, logları da var aynı zamanda Cloud Function'ın. O loglardan da hani takip edebilirsin hani kullanırken dahi ulaşıp ulaşmadığını, bir bug olup oluşmadığını. Export olayının amacı nedir? Buradaki export, bunların her birisi birer büyük bir projenin parçası olan fonksiyonlar. Mesela biz bir nasıl anlatayım? Şey, bu bir function'ın şey daha doğrusu bir büyük Node.js projesinin bir account cleanup diye bir modülünü yazmış oluyorsun. Bu modülün bir function'a sahip olduğunu söylüyorsun ve o function'da işi ve zamanı geldiğinde ne zaman çalışacağına karar veriyor gibi düşünebilirsin. Yani aslında sen bunların hepsini bir üst class'a göndermiş oluyorsun. Aynen Hüseyin o büyük bir çatı aslında oradan onu bağlamış oluyorsun, çağırmış oluyorsun. Hüseyin'in diğer sorusu da şey, JavaScript olması üzü diyor. Evet, yani JavaScript tarzı bir dil kullanmak istiyorsan Cloud Functions'a geçmen gerekiyor. Burada Node.js çok güçlü bir şekilde kullanılıyor JavaScript. Ya dediğim gibi şey yani ben de çok JavaScript bir insan değilim ama çok fazla şey değil hani karmaşık değil. Hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Functions'ta JavaScript yazmak eğlenceli. Hani bilmiyorum direkt farklı yerde kullansam JavaScript'te belki sıkılırdım ama Functions'ta
Çok da sorun yaratmıyor bence. Erol'a sormuyorum. Zaten o fanı biraz bu konuda, o yüzden. Ben gerçekten fanıyım ya. Hatta şu an bir mimari kurguladım. İşte yeni user geliyor. Direkt Fire Store'da bir o mail adresi ve user ID'si ile bir collection açılıyor. O collection'a da birazdan datalarını ekliyorum ve işte gittikçe o data büyüdükçe ya da o datadaki tüm işlemler tamamlandıkça işte kullanıcıya ait to-do listler ortaya çıkartıyorum. İşte motivator şeyler yapmaya çalışıyorum. İlginç bir magical bir kurgu yapıyorum aslında. Birazcık function'dan çıkalım abi. Birazcık çok Aynı. döndük buraya. Şeye gidelim. Quick Start Android falan var ya, oraya gelebiliriz belki. Olur. Quick Start Android Firebase. Burada güzel şeyler var. Var mı dikkatini çeken functions Hayır, diyormuşum? yeter. Şey, biraz daha kullanım oranı yüksek olanlardan bakabiliriz. Hani authentication veya database gibi, ya da Authentication'a geldim. tamam. Bunun kodlarını açtım. Kotlin dedim. Elastic kurabiliyorsun. Hemen kurayım Elasticsearch, aynen. mı? buraya geri döneceğim. Kopyaladım. Functions. Firestore. Elasticsearch. Hop, burada böyle güzel bir blok yazısı var. Datanı Elastic'le sync tutup istediğin gibi yönetebileceğin bir kurgu var. Elastic ayağa kaldırıp ya da Firebase içerisinde full text search kaldırabilirsin. Bu direkt Algolia kaldırıyor. Onun haricinde direkt şuradaki blok yazısından bu işi nasıl yönetebileceğini görebilirsin. Authentication, search, main, Kotlin var mı burada şey yaptım ben? Ben bugün bayağı kullanamıyorum bilgisayarımı. Klavyeni daha doğrusu. Evet. Kotlin'i Hop, gelsene. bence Java oldu bu. Java oldu. Hayır. İstemiyorum çok. okay. Main Kotlin anonym user. Anonim olur. Okey. User nedir Sinancığım? Anlat bize. Anonim user, kullanıcılarınızın haberi olmadan onları login etmek diyebiliriz aslında farklı bir bakış açısıyla. Yani sizin kullanıcınız, örneğin hani direkt örnek üzerinden gideceğim, bir e-commerce uygulama yaptınız ve hani eskiden neydi, login ilk başta dayatırdık böyle. Önce login ol ki uygulama öyle görebilirsin. Hani bu aslında kötü bir şey. Artık biraz da oradan çıktı sektör. Hani önce uygulamanın içine git, ihtiyacın kalırsa hani örneğin bir sepet işlemi göreceksin. O durumda login ol. Peki bu durumda kullanıcıyı nasıl kontrol edeceğiz dediğimizde, kullanıcı direkt olarak uygulamaya girdiğinde önce ona anonim login arka planda yaptırabilirsin. Hani ilk açtığında herhangi bir login yok. Anonim login olabilir. Burada adından da anlaşılacağı üzere anonim olarak bir login olmuş oluyor. Ve ilerleyen zamanda istersen bunu maile veya başka bir şeye bağlayabilirsin. Anonim nasıl yapıyoruz dersek, hani bahsetmiştik zaten sunumda da, birer metodu var hani İngilizce bilen kısmına geldiğim kısımda, hani basic İngilizce yeterli kısmında. Önce siz Firebase Authentication kütüphanesini gradle tanımladıktan sonra Authentication instance'ını oluşturup Authentication'ın altından yine Sign Anonymous diye bir metot var. Bunu çağırdığınızda aslında sadece bununla birlikte kullanıcı uygulamaya login olmuş oluyor. Ama siz bunu tabii dinlemek istiyorsunuz. Hani işlem tamamlandı mı, success mi, failure mı, düştü mü, oldu diye. Bu durumda İki tane metot var. Ya onComplete listener'ı eklemeniz gerekiyor ya da direkt onSuccess veya onFailure diye listener'lar var. Burada örnekte onComplete'i denemiş. Burada size bir callback deniyor, task diye. Bu task sizin işleminizin sonucunu belirtiyor aslında. Eğer successful'sa diyorsun ki okey, benim kullanıcım başarıya giriş yaptı. UI'ni güncelle. Giriş yaptıysa ana sayfayı aç örneğin. Örnek vermek gerekirse. Eğer hata olduysa da ona bir mesaj dönüyor ve UI'ni güncellemiyor. Orada bırakıyor. Bu tarz basit bir şekilde giriş yapabiliyor. Emin'in sorusunu ben cevaplayayım. Hayır. Her install için bir UID tanımlıyor. Yani her Epic kullanıcı silene kadar ki lifetime'da yani yükledi ve silene kadar ki lifetime'da tek bir anonim user oluşuyor. İşte
Aynen. Erol'un dediğin ek olarak peki bunu nasıl konfigüre edeceğiz? Örneğin ileride sepet işlemi gerekti örneğin. Burada login olacak. Google hesabıyla, Facebook'ta ya da mail ile. Burada credential diye bir metot var. Şu an ekranda var mı bilmiyorum. Evet var orada. Örneğin link with credential diye. Eğer sizin bir kullanıcı anonim giriş yaptıktan sonra herhangi bir farklı provider ile giriş yapıyorsa bunun credential'ını bu şekilde email ve password'u credential metodundan çağırıp bir credential oluşturuyoruz. Daha sonrasında şu anki user için bir metot var. Authentication içerisinde yer alan hangi provider ile girerseniz girin. Bu yer alıyor. Adı da current user. Current user'ın içerisindeki link with credential metoduna o oluşturulan credential'ı tanımladığında iki kullanıcı birleşmiş oluyor. Burada UID de değişmiyor. İlk anonimle girdiği UID daha sonrasında başka provider'a girmiş olsa da aynı kalmış oluyor. Ve uygulamayı silse de silmese de sonsuza dek Firebase veri tabanında tutukluyor. Daha sonrasında siz uygulamayı tekrar silseniz, yükleseniz bile o provider'a girdiğinizde yine bakın aynı metotlar var. Sadece compare listener, success ve fail. Bunları kullanarak da authentication işlemi tamamlıyorsunuz. Sadece bu kadar. Bu diğer provider'lar için de işlem bu şekilde gerekiyor. Sadece örnek vermek gerekirse Facebook tarafında farklı işlemler var. O da onun nedeni de Facebook login API'nden kaynaklı. Orada biraz daha Facebook developer tarafında işlemleriniz gerekebiliyor. Ama onun dışında genel olarak Firebase tarafında, Android projesinde bu şekilde handle edebiliyorsunuz. Peki o Aslında zaman. burada olay şu, şöyle göstereceğim. Bir saniye, hemen bir kod parçası arıyorum. Burada hali hazırda out current user'ın varsa senin tekrardan sign-in anonymous olman ihtiyacına hani olmanı bir ihtiyaç doğurmuyor. Yani böyle bir ihtiyaç olmadığını biliyor ve oradaki metodu asla koşturmuyor. Sen force edip bir önceki user'ın üzerine yazabilirsin ama ya da sign out edip tekrardan oluşturabilirsin. Kendi istediğin gibi düşünebiliriz. Burada validation yapmış işte. Bunu da dinleyebildiğimiz bir nokta vardı, onu yapmamışlar. Base activity, custom email password'a değinelim. Sonra da authentication'dan uzaklaşalım ve son bir şey daha değinip bitirelim artık. Bir saat oldu çünkü. Bir saati geçiyoruz. Evet, buçukta tamamlayacağız tam herhalde 1,5 saatte. Burada authentication'da kullanıcıların e-mail ve password'la oluşmasını istiyorsunuz. Buradaki password bilgisini Google kendisi saklıyor ve size bir password bilgisi vermiyor. Yarın öbür gün user'ınıza export almak istediğinizde de kullanıcılara şey yapabiliyorsunuz. Nasıl desem, export alıp yeni sisteme kurduğunuzda hadi senin şifren var bizim sistemde ama hadi yeni şifre belirle gibi bir yola gidebiliyorsunuz. Optimistik bir UI ile. Ana sayfamızda belirli fonksiyonları göstermek istiyorsak addon girişi yaptırmak user yönlendirme ve channel olduğunu görmek için daha mı iyi olur? Değil mi? Evet. Şey düşün. Bir uygulamaya girdi, bana bir anda login sayfası çıkardı. Sen giriş yapmamışsın dedi bana. Ben uygulamayı siliyorum bu tarz durumlarda. İyi mi olacağım Çünkü bilmediğin uygulamayı? evet, hiç daha kullanmadım, deneyimlemedim. Yani giriş yapacağım, mail adresimi alacaksın. Bir sonraki adımda benden para isteyeceksin deyip siliyorum. Evet. Amazon değiliz ya da Amazon değilsin gözüyle bakıyorum. O yüzden anonim yapıp bir UID'ye sahip oldum. Ben kendimle ilgili yani diyelim ki Amazon'a girdim. Amazon bana ürünü göstermeden hacı sen bir login ol demiyor. Ürünü gösteriyor. Satın alana bastığımda hadi bir giriş yap diyor. Bir action almaya çalıştığım zaman giriş yaptırıyor. Bunlar UX adımları. Bunları zaten kendiniz zamanla araştırarak öğreniyorsunuz. Öğreniyoruz. Biz de hala Yani hazırda yeniden öğreniyoruz. tabii ki şey yani bu bu tarz case'ler için çok farklı bir case olur. Login mecburdur yani farklı bir şartı seçeneğin yoktur. O zaman farklı tabii ki. İlk 6 fotoğrafı gösteriyor. Daha sonrasında hiçbir şey göstermiyor. Web için geçerli. Mobilde hiçbir şey göstermiyor. Çünkü o Instagram. Aynen. Bu
Problem değil. Burada işte create user with email and password diyorsunuz. Size bir user kendisi generate ediyor. Bunu da konsolda yazıyor. Daha sonrasında buradan sign in olabiliyorsunuz ya da verification maili atabiliyorsunuz ya da kullanıcının token'ını refreshleyebiliyorsunuz. O aynı mail adresine sahip olan kullanıcının bu direct refresh token'ı çağırıyor ve kullanıcının son verilerine erişmiş oluyorsunuz. Ve sürekli kullanıcıyı update tutuyor. Eğer crash olursa ya da multifaktör dediğimiz birden fazla SMS'le ya da vesaireyle provider'la login olmaya çalışıyorsa buradaki multifaktör failure'a düşebiliyorsunuz. Bunun da işte SMS'i dinle ya da işte Google'la login ol gibi token ayıklamanız gerekiyor. Var mı Sinan senin authentication hariç şuna bakalım ya da eklemek istediğin bir şey? Yani authentication'a eklemek istediğim bir şey yok ama farklı düşünüyorum ya da. Emel kitle olabilir belki. Ya da veri tabanı sen seç. Belki de olsun. Bayağıdır buraya bakmamıştım. Aynen. Sinan üzüleceksin ama Java var diyormuş. Yok yok, Kotlin Kotlin yazmışlar. var ya. Yok, Java'yı sevmiyor değiliz de Kotlin varken yani tabii ki tercih etmiyoruz. Choice. Evet, bir liste oluşturmuş. Get choice diye. Burada Activity. aynen oraya gidelim olmazsa bir. Şimdi activity demonstrating image from camera. Kameradan gelen fotoğrafları, imageleri detect etmek için kullanılan bir MLKit implementasyonu var. Karşımızda burada ilk geldiğinde tabii ki kamerayı başlatıyor ya da bir image fotoğraf seçtiriyor sizin için. Daha Aynen. sonrasında Populate Feature Selector ve Size Selector'ı aktif ediyor. Daha sonrasında da bir Image Processor açıyor. Bunlar ne diye tekrardan inceleyelim. İşte kamerayla çalıştığınız için inanılmaz İzinler boilerplate almış. kodlar yazmanız gerekiyor. Bu ne demek? İşte siz Permission'lar. kamerayı aynen öyle. Burada işte Populate Feature Selector dediğimiz işte bir feature seçmenizi istiyor. Mesela işte text detection, landmark detection, label detection gibi bunlar seçildiğinde de ona yönelik bir mod ile bir image processor oluşturuyor Firebase. Biz mesela text detection'ı seçelim. Farklı yerden çağırmış galiba onu. Evet, nereden? Cloud Text Recognition'dan gidecekmişiz. Yes. Label Bir Detector üstte. Text şu mudur? En Grafik. alttaki galiba. Aa evet gördüm. Bayağı Hop şurayı parçalamışlar. gittim. Parçalamışlar diyorum bayağı. Evet, baya güzel. Hı. Ya, şimdi burada biz machine learning bilmiyoruz varsayımında ilerlediğimiz için Google bize machine learning metotlarıyla en az uğraşacak şekilde ortaya çıkmamızı sağlıyor. Bu ne demek? Firebase Vision'da bir instance çağırıyorsunuz ve bunun detect diye bir function'ı varmış. Detect de bize proses edilmiş yani işlemden geçirilmiş bir Firebase Vision Text'e ulaşmamızı sağlıyor. Yani image alıyor, Firebase Vision image alıp bir Vision Text gönderiyor. Bu text içerisinde de eğer success olduğu senaryoda size belli bazı işler verip oradaki işte bu text işte şurası mavi yanıyor burada bu yazıyor gibi cümleler kurmanızı sağlıyor. Bunları da grafik overlay'ler üzerine yapabiliyorsunuz. Hatta bunu şöyle yapıyor. Örneğin bir 3 paragraflı metin düşünün. Bunları önce bir tamamını alıyor, bir blok olarak alıyor. Blok olarak aldıkça parça parça da alabiliyor aynı zamanda. Burada line demiş örneğin. Siz burada for döngüsü içinde line'ı gezdiğinizde tek tek line'ları okuyabiliyorsunuz. Ya da element de en küçük parça oluyor. Element dediğimizde kelime olarak düşünebilirsiniz. En küçük parçası element oluyor. Böyle blok, line, element diye içe doğru bir loop var orada.
En içteki yapı lazımsa size ona gidebiliyorsunuz veya dışarıdakini artık burada tamamen kurgu size kalmış ne istediğiniz. En son dediğiniz gibi Erol'un dediği gibi grafik overlay ile ekran üstüne basabiliyorsunuz bu sonuçları. Aynen başka bakalım dediğin yer var mı? Ya işte buradaki göstermek istediğimiz şey aslında böyle 70-80 satırlarla, 50-60 satırlarla çok kolay bir projelerinizi işte ML kiti, function'ları, işte authentication'ı, Firebase'i, Firestore'u eklemenizi sağlıyor. Mesela Firestore'da eklediğinizde şöyle bir olay geliyor. Hop. Mesela adapter'da değildir, modelde değil. Util'de yapmışlar ya da bir modelde yapmışlardır. Restoran util'lediğine göre burada yapmışlardır. İşte burada diyelim ki get random bir restoran getir bize diyor. Elimize bir tane random restoran alıyoruz. Yani random değeri ve random bir restoran objesi alıyoruz. Daha sonrasında Firestore'dan tüm stillerimizi alıyoruz konteks içerisinden. Dur. Yok, bu değil, bu çok farklı bir şeymiş. Ben direkt yürüttüm. Burada nereye yazmış abi? Ben de onu arıyorum aslında. Bamba buraya yazmış. Ya, Aynen. üzüldüm. Tüm restoranları tuttuğumuz bir restoran referansımız var. İşte ratinglerine göre ve ratingden çıkan zamana göre de bir sıralama yapmış. Daha sonrasında da buradaki restoranları elimize işte ilk 50 restoran ve rating collection'ından al bunları. Restoran refi ile match et, yani bu adamları rating'e göre sırala ve buradaki listeye bas demiş. Daha sonrasında da tıklandığında da işte rating ekle ya da rating çıkar yapıyor. Listing'i başlatıyor. Listing'i snapshot listener olarak alıyor ki yeni restoran geldiği zaman listeniz otomatik upgrade olsun. Başka ne yapmış? İşte yeni bir event geldiğinde, yani Snapchat'ınıza yeni bir event geldiğinde yeni restoranları ekliyor. O restoran listeye dahil edip diğer restoranlarla yer değiştiriyor. Loaded olduğunda da böyle bir işte şu name'inde, bu ratinginde, bu şehirde, bu kategoride bir restoran generate etmiş oluyorsunuz. Başka Yani bir şey yok. burada genel olarak baktığımızda aslında sunum etkinliğin başından beri baktığımızda iki önemli step var. Hani kodları da gördük aslında. Kodlardan nasıl kullanıldığını gördük. Birincisi use case'leriniz. Hani nasıl bir use case kullanacağız buna karar vermek gerekiyor projede. İkincisi de doküman okumak bence. Gördüğünüz gibi her şey aslında halihazırda var olan metotlar üstünde dönüyor. Siz ihtiyaçlarınızı use case'lerinizi belirledikten sonra dokümanları atlarını diyeyim hatta öğrendikten sonra bunları uygulamak çok kolay bir şekilde geriye kalıyor burada. Kesinlikle öyle. Burada da daha da merak ediyorsanız buradaki projeleri incelemenizi öneririz. Eğer sorunuz olursa da Firebase Türkiye Telegram grubundan bize istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Genelde cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Selam. 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 Ne güzel bir yayındı. Hem katılımcılar çok soru sordu. Çok güzel etkileşimli bir yayın oldu. Herkese gerçekten teşekkür ederim. Ben keyif aldım açıkçası. Birazcık yoruldum sadece sonlara doğru. Evet, ben de Evet. hem keyif aldım hem yoruldum ama güzel oldu bence. Farklı yönlerden bak ele aldık. Güzel oldu o yüzden. Kesinlikle. Senin sorun var mı Yok, benim diyormuşum. sorum daha fazla soru ve sormayayım size. Yani biz sizi bulmuşken sabah kadar tabii soru sorabiliriz ama bir sınır olmalı. diyormuşum. Aynen. Buradan da Telegram'a geçelim. Buradan devam ederiz. Sivas soru soruyor biraz. Aynen. Aynen. O da soru. O zaman sorunuz yoksa biz yavaştan kapatabiliriz. Herkese Süper gerçekten olur. çok teşekkürler ya. Bu arada yarın 6'da yapay zeka, 8'de de machine learning eğitimi var. Oraya da beklerim herkese. Aynen, herkes keyif almış. Emin, gerçekten çok güzel sorular sordun. Teşekkürler ya. Emin bayağı şey yaptı. Aynen. Gerçekten keyif aldığını hissettim ben de. Aynen. Aynen. Gerçekten aynen. Daha sorularınız varsa Telegram'a geçin. Evet, Sabah kal, Telegram'a uyutmuyoruz bekliyoruz. bugün. Rica ederiz. O Biz zaman kendinize teşekkürler iyi herkese. bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar.